Bazen öyle şeyler yaşıyoruz ki yüreğimiz dağılanıyor. Sanki böyle göğsümüz sıkışıyor. Bazen yıllar boyunca insanların atlatamadığı depresyonlar oluyor. Ne oluyor ya diyorsun, nasıl kurtulacağım? Bu iş hayatta bitmez, intihar mı edeceğim ben diye kafaları yiyorsun. Bir böyle göğsünün ferahlamasına ihtiyacı var. Belki videoyu izleyen arkadaşlar ya tam benim anlatıyor diye olabilir. Yok, tam seni anlatmıyorum. Herkes sıkıntıda. Herkesin böyle göğsünü dağlayan bir derdi var. Aynen oksijene kavuşmuş bir adam gibi böyle ferahlaması, rahatlaması, oh be demesini sağlayacak bir sohbet olacak inşallah. Bazen öyle şeyler yaşıyoruz ki yüreğimiz dağılanıyor. Sanki böyle göğsümüz sıkışıyor, kalbimiz sıkışıyormuş gibi şeyler yaşıyoruz. Ve insan böyle zamanlarda ne istiyor? Böyle bir inşirah istiyor. Böyle bir rahatlamak, bir ferahlamak. Böyle bir göğsünün böyle genişlemesini istiyor. O sıkıntıdan çıkabilmek için. Hepimiz hayatımızda birkaç kere de olsa yaşamışızdır. Hani böyle havasız bir yerde kalırsın ya. Ufacık böyle bir odada kilitli bir şekilde kaldın. Bir dolabın içinde arkadaşların seni kilitledi diyelim mesela. Nasıl böyle bir saat sonra böyle kapıyı açtıkları zaman böyle bir... dersin böyle temiz havayı alınca. İnşallah bugün İnşirah suresinden bazı ayetleri ele alacağız. Bugün böyle bu sohbeti dinleyen kardeşlerimiz de gönlündeki böyle o sıkıntı, o dert, o kalbini dağlayan şeyden aynen oksijene kavuşmuş bir adam gibi böyle ferahlaması, rahatlaması, oh be demesini sağlayacak bir sohbet olacak inşallah. Bu göğsün sıkışması, için daralma meselesi yani argo tabirde göğsüme öküz oturdu olarak tabir ediliyor. Ben de hayatımda birkaç kez bunları yaşadım. Yani hakikaten komik bir tabir. Ama bunu neden öküzle tabir ettiklerini insan böyle yaşayınca anlıyor. Çünkü bir haber geliyor bir anda, bir ruhun böyle bir daralıyor. İşin içinden çıkamamaya başlıyorsun. Böyle bir saatlik olay da değil. Bir hafta, iki hafta şöyle şuranda, yani ne demek bu biliyor musun? Şuranda böyle fiziksel bir ağrı gibi bir şey hissediyorsun. İşin içinden çıkamıyorsun. Halbuki çok iyiydin, tak bir haber geliyor. Göğsün şöyle bir daralıyor. Çıkamıyorsun işin içinden. Sağa gidiyorsun, sola gidiyorsun, insanlarla konuşuyorsun, derdini açıyorsun. Giriyorsun internette arıyorsun, bunun bir cevabı var mı? Yok ya, oradan o öküz kalkmıyor. Sonra arkadaşını arıyorsun dertlenmek için. Diyorsun ki ya böyle böyle bir derdim var, böyle bir haber geldi. O da tabii böyle dinliyor. Diyor ki sana, tamam ya takma kafana. Sen de diyorsun ki ya ben bunu nasıl düşüneyim? Doğru ya, kafana takma bak. Ne kadar mantıklı konuşuyorsun. Kafama nasıl takabilirim diye ben de onu düşünüyordum diyorsun. Anla, yani demek istediğim şu. Bazen kimse derdinden anlamıyor. Bazen Allah insanı çözümü geçici olarak olmayan dertlere, belalara atar. Sen diyorsun ki bundan çıkmak istiyorum. Tamam da Allah da belki senin ruhunu biraz pişirmek istiyor. Hani nasıl musibetlerle sahabelerin ruhunu Cenab-ı Hak o fitneler, o olaylarla ruhunu olgunlaştırdı diyelim. Sen de evet bir şeyler yaşıyorsun ve hemen çıkayım diyorsun. Bunun çözümü ne? Ya tamam da bir pişme süresi var. Olgunlaşman lazım. Hani Bediüzzaman Hazretleri diyor ya, hayat musibetlerle kemalini bulur, tasaffi eder, safileşir diyor. Senin de o muameleye belli bir süre kalman gerekiyor. Sabretmen, sebat etmen gerekiyor. Yani ben de bu tabiri böyle çok ağır musibetler yaşadığım birkaç olay oldu hayatımda. O zaman yaşadım. Şuradaki o ağrının ne olduğunu çok iyi anladım. Peki buradan bu öküzü nasıl kaldıracağız? Yani nasıl rahatlayacağız? Nasıl ferahlayacağız? Bunun bir çözümü var mı ile ilgili çok güzel orijinal tespitler var. Onları ele alacağız. Öncelikle böyle İnşirah suresi, Duha suresi, bunları inceleyeceğiz. Bunların içinde gerçekten yani Allah diyor ya Kur'an-ı Kerim'de lillezine amenü huden ve şifaun. Yani Kur'an-ı Kerim zaten bir şifa. Dikkat ettiyseniz bizim en çok YouTube'da tıklanan videomuz nedir? İnşirah suresi. 14 milyon tıklanmış. Yani neden peki diğer sureler değil de bu? Çünkü insanların bir inşiraha, bir böyle göğsünün ferahlamasına ihtiyacı var. Belki videoyu izleyen arkadaşlar ya tam benim anlatıyor diye olabilir. Yok tam seni anlatmıyorum. Herkes sıkıntıda. Herkesin böyle göğsünü dağlayan bir derdi var. Ne var mesela birinin göğsünü dağlayan? Evlenmeyi düşündüğü birisinden ayrılmış. Veya bir dostundan, çok böyle samimi dediği bir dostundan bir bıçak yemiş. Sırtından bir bıçak yemiş. Bunu kaldıramıyor. Yani yabancı birisi bana bir şey yapsa, yoldan biri beni vursa unuturum iki günü ama bir dostum bana bir şey yaptığı zaman ömrüm boyunca unutmuyorsun. Bir de şöyle bir şey var Ali. Böyle duruyoruz mesela, çok mutluyuz seninle. Ne yapalım şu an? İşte pimpon oynuyoruz falan böyle. Telefon çalıyor. Bir anda yüzüm ekşimeye başlıyor. Kötü haber geldi bak. Kötü haber beyne girdi. Çok mutlu olan sen, beynine giren bir haber, bir cümle ya. Bak bir cümle beynine giriyor ve hayatın bazen yıllar boyunca insanların atlatamadığı depresyonlar oluyor. Nasıl bir şey yani? Demek ki bizim beynimizi, algımızı,
o cümleyi karşılamamızı geliştirmemiz lazım ki olaylar bizi yıkamasın. Çünkü aynı haber bazısına giriyor yıkıyor, bazısına giriyor yıkmıyor. Orada bir direnç göstermek gerekiyor demek ki. Bazen hiç sebep yokken direkt böyle kabz hali dediğimiz alet var ya, o gelir böyle insanın böyle göğsünü dağlar veya başarısızlıklar. Mustafa bir şey yapmak istiyor, olmuyor. Bir daha deniyor, olmuyor. Bir daha deniyor. Bütün yollar çıkmaz sokaklara çıkıyor. Bu sefer Mustafa bunu kafaya takmaya başlıyor ve onun göğsü dağlanmaya başlıyor. Veya maddi sıkıntılar oluyor böyle, hani para noktasında geçinemiyorsun. Hayat standardın düşük. Hayat standardı yüksek insanlara bakıyorsun, üzülüyorsun. Bütün bunlar geliyor burada oturuyor ve artık hayat yaşanmaz bir hale geliyor. Ve bakın ben bunu yani geç öğrendim. Birkaç sene önce öğrendim. Birçok maddi hastalıkların sebebi psikolojikmiş, biliyor musunuz? Stres dediğimiz olay var ya, stres, üzüntü. Bu birçok maddi hastalığı tetikliyor. Yani kanser olan birisinin kanser olma sebebi bu sıkıntılar, bu stresler olabiliyor. Hatta böyle reflüsü olan arkadaşınız var mı? Reflü. Var mı sende? Peki reflü neye bağlı? Stres, 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 stres. Miden yanıyor. Allah Allah, reflü hastalığına dönüşüyor. Yani aklıma giren bir düşünce hani biraz böyle soyut gibi geliyor ama nasıl fiziksel bir şeye dönüşüp beni perişan edebilir? İşte olayları karşılamamız da burada çok önemli. Nasıl algıladığın. Tabii Kur'an'ı bir bakış açısı, hani bu sohbetlerin de bir amacı bu. Elde edersek ileride hayatımızda bizi bekleyen musibetler bizi çok sarsamaz. Bizi intihara sürükleyemez. Ben hani işte bu göğsün daralma olayını yaşadığımda Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'la ilgili bu Hicr suresi 97. ayette geçen mesele var ya, onların söylediklerinden dolayı, yani düşün Allah peygamberine diyor ki onların söylediklerinden dolayı göğsünün daraldığını biliyoruz. O kadar beni böyle duygulandırıyor ki bu ayet. Yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam açısından düşündüğüm zaman şu ayetin inmesi o kadar onu rahatlattığını tahmin ediyorum ki. Niye? Allah'ın bilmesi insanı rahatlatıyor. Bu insanı neden rahatlatıyor biliyor musun diğer? Tamam bak, her şey Allah'ın kontrolü altında. Evet ben kötü bir haber aldım. Şu an kafaları yiyorum. Ama Allah bundan haberdar. Hani İbrahim Aleyhisselam'ı Nemrut ateşe atacağı zaman o olay esnasında düşün, karşında böyle dağlardan daha büyük bir ateş yakılmış ve o ateş o kadar çok ısı gönderiyor ki insanlara, ateşin içine şöyle atamıyorsun, uzaktan atman lazım. Çünkü öyle ateşe 20 metre bile yaklaşamazsın Mustafa. Ne oluyor? Mancınıkla atacaklar. İbrahim Aleyhisselam'a Cebrail Aleyhisselam geliyor ve diyor ki ey İbrahim diyor, hani seni buradan kurtarayım mı? Manasında bir şey söylüyor. İbrahim Aleyhisselam diyor ki düşün o ateşin karşısında. Ya Cebrail, Allah beni görüyor, Allah beni biliyor mu? Allah benim şu anda şu halimden haberdar mı? Evet ya İbrahim, Allah senin bu halinden haberdar. Öyleyse ben senin yardımını istemiyorum ya Cebrail. Çünkü ben öyle bir Allah'a dayanmışım ki diye bir teslimiyet örneği ortaya koyuyor. Yani Allah benim şu anki bu halimden haberdar mı? Allah'ın kontrolü dahilinde mi? Tabii ki. Bu labirentin içinden çıkamaman da kaderin bir cilvesi. Senin ruhunu pişirecek, kalbini olgunlaştıracak olan şeyin bir cilvesi. Her şey Allah'ın kontrolünde mi? Evet. Yani ben mesela Ali sana desem ki bundan sonra senin başına gelecek bütün olaylarda annene sorulacak. İşte Ali'nin başına trafik kazası gelsin mi? Annene soruyoruz. Annen ne der? Hayır. Kabul edersin değil mi böyle bir şeyi? Peki desem ki annenin kalbindeki şefkat Allah'ın şefkat okyanusundan bir damla bile değil. Allah'ın şefkatini ve merhametini hesap et. Peki seninle ilgili kararların hepsini Allah verecek desem kabul eder misin? Edersin. Değil mi? Şu an çok acı çekiyorsun ya. Ya merak etme. Şöyle bir kafanı kaldırıp baktığında aslında geçmişte yaşamış olduğun olayın ne kadar hikmetli olduğunu anlayacaksın. Çünkü bizim kafamız daha çok ne zaman çalışıyor? Sıkıştığımız zaman. Ne zaman Allah'a yöneliyoruz daha çok? Musibet yaşadığımız zaman. Sonra diyorsun ki ya niye benim başıma musibet geliyor? Çünkü başına musibet gelmeyince Allah'a yönelmiyorsun. Ve Allah'a yönelmezsen de cehenneme doğru depar atacak bir vaziyette gidiyorsun. Sence niye musibet yaşıyorsun? Niye sıkıntı yaşıyorsun? Kardeşim biri geldi seminerden sonra, ya dedi ben bir ara namaz kılıyordum dedi. Çok güzel hayatım, çok güzel. Bende bu cin musallatları falan vardı. Kurtuldum ondan dedi. Namaza başladım dedi. Şimdi tekrar başladı dedi. Ne yapacağım ben dedi. Ben dedim namaz kılıyor musun? Ya bu tarz bir konuşma işlerimizde. Yok dedi. Sence de mesaj çok net değil mi? Yani fırtına gibi bir şeyin içindesin, tamam mı? Böyle dalgalar böyle yükselmiş, sağdan soldan geliyor. Hayatta kalabilecek miyim diye düşünüyorsun. Sonra fırtına gemiyi bir savuruyor, bir savuruyor. Gözlerini bir açıyorsun. Bir adaya gelmişsin. Bakıyorsun adada hazineler var. İşte insanın vaziyeti de böyle. Musibetin içindeyken, göğsü daraldığı zaman o fırtının için ne oluyor ya diyorsun, nasıl kurtulacağım? Bu iş hayatta bitmez, intihar mı edeceğim ben diye kafaları yiyorsun. Sonra olay bir geçiyor, bir bakıyorsun yıllar sonra, o zaman anlaşılmıyor. Arkana bakıp bir bakıyorsun, senin manevi hayatında hazineler kazandırmış o olay. O adaya düşmüşsün. Ama fırtınanın içindeyken bunu anlamak çok zor. Hani düşünsene, savruluyorsun fırtınanın içinde. Ali, ben sana diyorum ki Ali bu olaylar çok hikmetli kardeşim, bak sonunda çok güzel olacak. Ya sen orada kendi derdine düşmüşsün, anlatabildim mi? O anda beni şunu anlayabilmek zor.
Ama belki biraz anlayabiliriz diye bu sohbeti yapmamızın amacı bu. Evet, çözüm yollarına yavaş yavaş başlıyoruz. Öncelikle birinci kural şu. Hayatın inişlerle ve çıkışlarla olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Yani zenginlerde de böyle, fakirlerde de böyle, herkesin hayatı böyle inişli çıkışlı. Bu hayatın kuralı bu. Mesela yağmur yağarken diyor musun ya bu bulutlar niye var filan. Bu böyle beraber olan bir şey, bulut, yağmur. Bu böyle beraber paketlenen şeyler gibi. Dünya, bak yanına bantlamışlar. Ne var? Sıkıntı var. Bak burada mutluluk var. Burada biraz dert var. Bu böyle inişlerle çıkışlarla. Yani dünyanın en zengin adamı olsan, bu adam evladının ölüm haberini aldığı zaman üzülmez mi? Veya evladı böyle çok kötü bir hastalığa yakalansa değil mi? İstediğin kadar zengin ol. İstediğin kadar mutlu ol. Ne oluyor? Bir anda bak, demek ki dünyanın tabiatında, insan olmanın tabiatında bu inişler ve bu çıkışlar var. Beklentimizi buna göre ayarlarsak, yani senin şu anda yaşamış olduğun iniş, daha önce milyarlarca insanın yaşamış olduğu inişler gibi, hatta çok sert düşüşlerde yaşamışlar. Bununla ilgili bir örnek, bir hikaye var. Yaşanmış bir hikaye. Ben çok çok ders aldım. Hayati İnanç'ın yaşamış olduğu böyle bir hatıra var. Onu anlatayım. 1970'li yıllarda oluyor. Yaz tatilinde evine geliyor. Babası böyle arzu alcilik yapan birisiymiş. Yani milletin böyle mahallenin derdini dinleyen adam vardır ya. Dükkana gelirlermiş, eve gelirlermiş. Herkes derdini anlatıyor. Bir gün bir tane kadın geliyor. Ama kadın böyle baya dertli. Sızlanıyor, anlatıyor derdini babasına. Ve orada kadın onu anlatırken yaşlı bir tane kadın da köşede duruyor, olayı dinliyor. Ama kadın sızlanmaya devam ediyor, derdini anlatıyor. Kadının derdi çok. Kolay değil tabii, ciddi böyle acılar çekiyor. Bir yandan çocuklarıyla ilgili sıkıntılar var, bir yandan yuvasından olmuş kadın. Bir yandan malla ilgili sıkıntıları var. Türlü türlü sıkıntılarını kadın bir anlatıyor. Yani böyle kadın derdini anlatırken o kadın, yaşlı kadın köşede böyle dinlemeye devam ediyor. Hiç konuşmuyor. Yarım saat boyunca o kadın dinliyor. Belli yani, bir şeyler söyleyecek en son. Sonra kadın konuşmaya başlıyor. Diyor ki, kızım olur diyor. Kızım olur böyle şeyler diyor. Bak diyor, insanın başına neler geliyor neler. Bundan 50 yıl önceydi. Evimi yaktılar diyor. Evimi yandı demiyor. Evimi yaktılar diyor. 5 tane çocuğum vardı içeride. Ben 5 tane çocuğumun gözümün önünde evin içinde döne döne yandığını gördüm diyor. Hiçbir şey yapamadım. Onların döne döne yandığını gördüm. Hiçbir şey yapamadım. Günlerce yandıktan sonra küle döndüm. O diyor o bölgeden diyor, o külden diyor çıkamadım diyor. Kadın böyle bir ızdırap yaşamış. Ya evlat bu ya evlat. Oradan ayrılamadım diyor. Eğer diyor o gün ölüm bir yerde satılıyor olsaydı ben her şeyimi verirdim, ölümü satın alırdım diyor. Ama bak, şimdi görüyorsun ki o ızdırap, o 50 yıl önceki ızdırap, o acı bitti. Bak bugün nefes alıyoruz. Sabret kızım diyor. Yani ne anlatıyor bu hikaye? Ben bunu burada niye anlattım? Hani böyle hiç geçmez, bitmez, devamlı gibi. Ya öyle değil ya. Yani bundan 10 sene önce yaşamış olduğun, 5 sene önce yaşamış olduğun, için içinden çıkamadığın, kafaları yediğin şeyi hatırla. Bak geçti, bitti. Hepsi geliyor, hepsi geçiyor. O anda sabredip sabretmediğinde imtihan oluyorsun. Tabii şeytan şey yapıyor o anda. Hani sanki o anın böyle sürekli devam edecekmiş gibi. Hayır bak, önümüzdeki sene, hatta o da değil. 4 ay sonra bugün. Yok. Veya %50'si azalmış bir şekilde var. Anlatabildim mi? Ya bu kadın düşünsen ya bundan daha büyük bir acı olabilir mi? Kendi acını bunun acısıyla bir kıyaslasana. 5 tane evladın gözlerinin önünde yanarak ölmüş ve o evi de birisi yakmış. Bundan daha büyük bir acı seninkisi mi? Kadın diyor ki belli bir süre sonra ben hani onun acısı diyor hafifledi diyor. Bak nefes alıyoruz diyor, hayat devam ediyor diyor. Yani aslında o kızın böyle solo atarak anlatmış olduğu işte malımdır mülkümdü. O yaşlı kadının yanında daha böyle başlangıç seviyesi yani, o musibet mi, kadın neleri yaşamış. Bir de dünya ile ilgili beklentilerimizi bazen çok yüksek tutuyoruz. Beklenti yüksek olunca hayal kırıklığı da o kadar yüksek oluyor. Yani ne kadar çok bekliyorsun, olmayınca o kadar çok üzülüyorsun. Bizim işte hayatla ilgili bazı beklentilerimiz var. Yani hayatımızın şöyle gideceği bak, yükselişte sürekli. Ya böyle bir hayat 7.7 milyar insandan hiç kimse de yok. Tarih boyunca yaşamış 100 milyardan fazla insan olmuş. Hiçbirisinde şöyle bir hayat olmamış. Sen de belki diyorsun, ben de öyle istemiyorum diyorsun ama hissettiğin şey o değil. Normal hayat şu. İn, çık. İn, çık. Bak bunu bilirsen, şuraya geldiğinde şuraya çıkacağını bilirsen rahatlatırsın. Çünkü bir gün biteceğini düşünmek insanı şimdiden mutlu ediyor. Hani şey gibi düşün. Hapse girmişsin, 2 sene içeride kalacaksın. Ne yapıyor? Biteceğini düşünmek, son gün çıkıp ailene kavuşacağını bilmek seni motive ediyor Mustafa. Demek ki burada bir beklentiyi böyle bir yükseltmemek lazım. Yani dünya böyle kardeşim. Ya düşünsene, senin peygamberinin, yani Allah'ın en çok sevdiği kulunun başına neler gelmiş. Senin peygamberinin üzerine
hayvanın o işkembesini attıran dünya sana neler yapmaz ya. Ya Yusuf peygamberi bir düşünsenize. Canı kadar sevdiği kardeşlerin tarafından ihanete uğruyor. Daha sonra ihanete uğradıktan sonra onu kuyuya atıyorlar. Yusuf aleyhisselamı kuyuya atan, öyle bir peygamber, öyle temiz bir insanı kuyuya atan dünya sana neler yapmaz. Daha sonra kuyudan çıkıyor, ne oluyor? Köle oluyor. Yusuf aleyhisselamı köle yapan dünya sana neleri yapmaz. Köle olduktan sonra ne oluyor? İftiraya uğruyor. İftiraya uğradıktan sonra ne oluyor? Hapse atılıyor. Bunları Yusuf aleyhisselama yapan dünya sana neleri yapmaz? Yani Allah'a daha yakın olduğun zaman daha çok korunuyorsun diye bir şey yok. Allah'a daha yakın olduğun zaman dayanıklılık gücün arttığı için Allah sana daha ağır musibetler verip senin makamını daha fazla yükseltebiliyor. Peki Yusuf aleyhisselam ne oldu? Önce ihanete uğradı. Sonra kuyuya atıldı. Sonra köle oldu. Sonra iftiraya uğradı ki çok ağır bir iftira. Yani zina isnat ediliyor. Haklı olduğu halde hapishaneye giriyor. Peki sonra ne oldu? Mısır'ın azizi oldu. Üstad ne diyor bir yerde? Üstad Bediüzzaman, Yusuf aleyhisselam Mısır'ın azizi olmak gibi bir makama atıldığı kuyu vesilesiyle ulaşmıştır. En büyük saadetler, mutluluklar en büyük felaketlerin arkasından gelir. Ve bir özlü bir söz var hatırlarsanız. Karanlığın en şiddetli olduğu an, şafağın en yakın olduğu andır diye bir söz var ya. Yani hayatında bir takım şeyler kararmış olabilir ama işte o felaketlerden bir saadete bir çıkış var. Evet, İnşirah suresine geleceğiz ama Duha suresi de nüzul zamanı olarak İnşirah'tan önce gelen sure ve bağlantılı manalar var içinde. Duha suresinin mealini okuyayım. Çok çok güzel. Kuşluk vaktine andolsun. Karanlığı çöktüğü vakit geceye andolsun ki, duygulandırıyor beni bu ayet. Rabbin seni terk etmedi. Rabbin seni terk etmedi, sana darılmadı da. Çok böyle beni neden duygulandırıyor? Şimdi bunlar Peygamber aleyhissalatü vesselama hitap ediyor ama bütün ümmetine hitap ediyor. Yani Ali'ye de hitap ediyor, Fatih'e de. Rabbin sana darılmadı, Rabbin seni terk etmedi. Yani o gaflet hayatımızda o kadar çok şeyler yaptık. Rabbimizin emir ve yasakları noktasında bizi böyle bin pişman eden ama o zaman hiç böyle kolay kolay pişman etmeyen şeyler yaptık ki. Bütün bu yaşanmışlıklardan sonra şu ayet çok anlamlı geliyor. Rabbin seni terk etmedi, Rabbin sana darılmadı. Düşünsene bir Mustafa, gaflet hayatını bir düşün. Videoyu izleyen arkadaşların da mutlaka geçmiş hayatlarında hatalar, eksikler, ibadet noktasındaki zafiyetler, haram noktasındaki zafiyetler mutlaka vardır. Bütün onları düşündüğünüz, düşünsene Rabbin seni aşağı terk etseydi, yani seni bıraksaydı, seni cehennem yolunda depar atmak isteyen sana izin verseydi ve senin dönmeni istemeseydi, bu tarz İslami videolar, bu tarz İslami sohbetlere katılmana tekrar bir fırsat vermeseydi ve sen gözünü cehennemde açıp soluğu cehennemde alsaydın, Rabbin seni o anda terk edip bıraksaydı ne kadar kötü olurdu. Düşünsene defalarca namaza başlamışsın. Defalarca namazı bırakmışsın ama Rabbin seni bırakmamış. Rabbin seni terk etmemiş. Zinaya yaklaşmayın ayetini biliyordun değil mi? Yaklaşmayın diyordu ama sen kız arkadaşının ve erkek arkadaşının elini tutuyordun. Yaklaşmayın diyordu. Sen bunu yaptın, Allah'ın huzurunda olduğunu bile bile, Allah'ın seni gördüğünü bile bile, meleklerin ona şahit olduğunu bile bile sen elini tuttun, yaklaştın, belki de sarıldın, belki daha kötü şeyler yaptın ama buna rağmen Rabbin seni terk etmedi. Darılmak mı? Rabbin sana darılmadı. Darılsaydı şu an cehennem oduncusu olmuştun sen. Sezon sezon dizileri izledin değil mi? Birinci sezon, ikinci sezon, üçüncü sezon. Ama Kur'an-ı Kerim'in şu, bak şunu bir yıl boyunca bir kere Kur'an-ı Kerim'i açmadın. Ya Rabbin sana kelam göndermiş ama sen bakmıyorsun, ilgilenmiyorsun. Rabbin seni terk etmemiş. Rabbin sana darılmamış. Hani hep böyle gaflette yaşıyordun, başına böyle bir musibet geldiği zaman, bir dert geldiği zaman hemen böyle namaza başlıyordun ya. Sonra o musibetin yükü kalktıktan sonra tekrar namazı bırakıyordun ya. Hani bunu 2-3 kere hayatında yaptın ya. Baksana Rabbin sana yine darılmadı, yine seni terk etmedi ya. Ne kadar sabırlı, ne kadar şefkatli, ne kadar merhametli. Halbuki yani mesela diğer bana 5 kere yamuk yapsa, ciddi böyle bir yamuk yapsa, ihanet etse ben silerim bir daha dünyada ahirette yüzüne bakmam bu adamı. Ama biz 5 değil, 10 değil, 100 değil, binlerce defa yamuk yapmışız ya. Allah'ın emir ve yasakları belli, biz tam tersini yapmışız. Allah'ın ibadetleri belli, biz ibadet etmemişiz. Çağırmış seni Mustafa, hayya aleyhisselah demiş, haydi namaza demiş. Sen ağzında gelmiyorum dememişsin ama lisan-ı halinle gelmiyorum demişsin. Tekrar çağırmış, ikindi ezanı okumuş. Gitmiyorum. Akşam okumuş. Gelmiyorum huzuruna demişsin lisan-ı halinle. Gitmişsin 12 saat çalışmışsın. Allah günde bir saat namaz kıl demiş. Patrona 3000 lira, 4000 lira, 5000 lira tamam demişsin, almışsın paraları. Allah sonsuz cennet vaat etmiş. Bir saat istemiş. Gelmiyorum demişsin. Ama biliyor musun Rabbin seni terk etmemiş. Rabbin seni bırakmamış. Ki bugün bu sohbeti dinliyoruz değil mi?
Belki de bu video bitecek, bu sohbet bitecek. Ben devam edeceğim eski hayatıma. Sanki böyle bir yerden bir mühlet almış, bir yaşama garantisi, bir senet garantisi almış gibi hayatına devam edeceksin. Belki de bugün evden çıktığın zaman bir trafik kazasında gözlerini kapatacaksın. Sana verilen mühlet bitecek. Belki de Allah sana uzun bir ömür verecek, 80-90 sene verecek ama şu tebliğleri dinlediği halde bir türlü yola gelmeyen nefsin artık Allah'ın gadabına dokunup kalbi mühürlenenler dediğimiz sır var ya, belki de o sırrın altına dahil olup bundan sonra istesen de dönemeyeceksin. Ya düşünsene Diyar, ben sana diyorum ki ben patronum, sen benim çalışanımsın diyelim. Diyorum ki ya dosyaları getir. Diyorsun ki ben almayayım. Ya Diyar, sen benim çalışanım değil misin? Sigortanı vermiyorum, maaşını vermiyorum, dosyaları getir. 2, 3, 4, 5. Ben hala idare ediyorum seni Diyar. 20 oldu. Ne olur? Takmıyorsun. Belli bir süre sonra derim ki hadi bakalım sen yoluna, ben yoluma, arkadaşın çıkışını veririm derim, değil mi? İşte bizim de girmiş olduğumuz günahlar ve hatalar Allah'ın gadabına dokunup gayretullah'a dokunduğu zaman geçmiş olsun. Tabii onun sınırını bilmiyorum. Hani 20 yıl namaz kılmazsan olur değil. Herkes için değişen bir şey o. Anlatabildim mi? Herkesin tebliğ oranı farklı çünkü. Kimi çok İslam'ı duyuyor, kimi az duyuyor. Kimi böyle videolar karşısına çıkıyor, kiminin çıkmıyor. Herkesin değişiyor. Ama bir sınırı var kardeşim. O sınıra dokunduğun zaman eğer kalbi mühürlenenleri şumulüne dahil olursan, hani diyorsun ya ileride düzelirim. Bu çok çirkin bir şey değil mi? Yani sen Allah'la alay mı ediyorsun? Ne demek ya? Yani bildiği halde dalga mı geçiyorsun? Alay mı ediyorsun? Allah sana garanti mi verdi geri döneceksin diye? Bir de şöyle bir ayet var. Allah'ı unutan, bu yüzden Allah'ın da onlara kendilerini unutturduğu kimseler gibi olmayın. Evet, Allah seni terk etmez. Allah seni unutmaz. Ama sen kendini unutuyorsun. Allah hiçbir şeyi unutmaz. Ama çok garip bir durum değil mi? Bak, kendini unutmak nasıl bir tabir? Beynim yandı ya. İşte insan da dünyada yaşıyor Mustafa. Gelmiş, öyle bir dalıyor dünyanın fantazilerine, eğlencelerine. Öyle bir etrafındaki metalara, oyuncaklara öyle bir dalıyor ki ben kimim? Bu dünyaya ben niye geldim? Ne yapıyorum ben? Rabbimi mi tanıyacağım? Allah'ın bana mesajı ne? Bak, kendi yok ya, kendi yok. Kendi dışında bir dünyanın içinde yaşıyorsun. Sana haz veren, lezzet veren şeylerin içine dalıyorsun ve geliyorsun 25 yaşına. Diyorsun ki ben Kur'an-ı Kerim'i bir kere bile okumadım. Ve utanmadan vaktim yoktu diyorsun. Bunu söyleyen sen, hani hayatımda hiç televizyonu açmadım, hiçbir dizi sezonu izlemedim diyen insan belki dese ki vaktim yoktu. Bu hakikaten adam yoğunmuş birader. Televizyon, YouTube diyorum adama, YouTube ne diyor? Dünya haberi yok, hakikaten çok yoğun çalışmış. Belki diyeceğim. Yani utanmamız, yerin dibine girmemiz lazım. Gidiyor ömür, atacaklar toprağı üzerimizde, hala mazeret. Şu şöyle oldu, böyle oldu. Bırak bunları ya. Sonuca bak ya, ne var ortada ya? Kaza namazı borcun var mı kardeş? Oruç borcun var mı kardeş? Geçmişteki günahların var mı? Tövbesini yaptın mı? Yeni bir hayata girdin mi? Reale bakalım ya, soruyorum bak, real. Kaza namazı borcun var mı? Var. E ne bu rahatlık? Ne yapıyorsun? Boş işlerle uğraşıyorsun. Borcu olmayan bir adam gibi rahatsın. Yakışıyor mu ya? Yakışıyor mu? Tabii İnşirah suresi de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yine çok sıkıntıda olduğu bir anda nüzul ediyor. Çünkü müşrikler, o enaniyet, o kibir ve yetimlerin hakkını gözetmeyen insanlar. Ya düşünsene, etrafındaki insanlar insaniyet adına çiğnenmesi gereken ne kadar şey varsa hepsini çiğniyorlar. Çocuklarını diri diri gömen mi ararsın? Kadını bir eşya gibi, hiçbir değeri olmayan bir varlık haline getiren bir topluluğun içindesin. Bir yandan işte insanlar putlara tapıp, böyle bir ortamda insan ne yapmak ister? Çıkmak ister, değil mi? İşte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Nur Dağı'nda Hira Mağarası'na sığınma sebebi de bu. Ve artık Efendimizin canı çok sıkılmış. Ne istiyor? Kalbi, göğsü, darlanmış bir inşirah, bir rahat istiyor. Ve İnşirah suresi iniyor ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam rahatlıyor. Diyor ki, senin kalbini açıp genişletmedik mi? Belini büken yükünü üzerinden kaldırmadık mı? Ve senin şanını yüceltmedik mi? Demek ki zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Evet, doğrusu her güçlüğün yanında bir kolaylık var. O halde önemli bir işi bitirince hemen diğerine koyun ve yalnız Rabbine yönel. Hayatın çıkmaz sokaklara girdiği zaman, hayatım çıkmaz sokağa girdi bitti deme. Çıkmaz sokakla karşılaşman da senin yolunun bir parçası. Allah çıkmaz sokakları görmeni, ona yönelmeni istiyor. Çünkü biz yani açık net herkes itiraf etsin. Allah'a en yakın olduğun an nedir Fatih? En sıkışık olduğum, en darda olduğum zamanlardır. Bazı insanlara da hiç musibet gelmiyor abi, ne yapacağız? Adam deist, yaşıyor krallar gibi. Kardeşim, bazılarının faturası da ahirete kalıyor. Şimdi burada ben Diyar'a bir tane tokat atsam, kavga yapsak, bizi ayırırsınız, meseleyi burada hallederiz değil mi? Peki Diyar bana bıçak soksa, kendi aramızda halleder miyiz bu meseleyi? Karakol halleder mi? Daha büyük bir yer. Mahkemeye gider bu iş.
Doğru mu? Demek ki büyük cezaların cezası büyük yerlerde, küçük şeylerde, küçük yerlerde hallediliyor. İşte o kafirlerin, müşriklerin de büyük cürümleri olduğu için veya Müslümanlardan full gaflet yaşayan, kebair içinde takılanların da faturası büyüdüğü için bazen ahirete kalıyor. Bakıyorsun adam dünyada gül gülistanlık yaşıyor. Ya diyorsun biz namazımızda, niyazımızdayız. Musibetten kurtulmuyorum, nefes alamıyorum. Adam pavyondan pavyona, gazinodan gazinoya takılıyor. Adam krallar gibi yaşıyor. Bir de ben Müslümanım diyor. Şehadet getiriyor. Bayram namazlarına beraber gidiyoruz. Cuma namazlarına beraber gidiyoruz. Cuma çıkışı o başka yerlere gidiyor. Ben başka yerlere gidiyorum. Niye böyle? Bazen fatura ahirete kalıyor. Ya biz kendimiz adına korkalım. Allah bizim faturamızı ahirete bırakır. Bu dünyada bütün bunları bu musibetlerle kefareti zünub yapmak yerine bütün faturayı ahirette ödetirse. Şimdi bak sıkıntı yaşadın ya. Günahlarına kefaret oluyor. Sabreder ve şikayet etmezsen. Yani ahirete bir gidiyorsun. Mustafa kaygılısın. Fatura çıkacak mı diye bir bakıyorsun. Daha sonra yaşamış olduğun o günahına kefaret olmuş. O fatura hiç çıkmıyor orada. Böyle de bir kâr olabiliyor insanın. 20. mektupta Bediüzzaman Hazretleri gerçekten böyle insanın gönlünü böyle coşturan çok güzel ifadeler kullanıyor. Dümdüz okuyacağım. Dikkatle dinleyelim. Böyle ruhumuzu rahatlatacak, inşirah verecek bir mana var burada. Evet. Allah birdir. Başka şeylere müracaat edip yorulma. Onlara tezellül edip minnet çekme. Onlara temellük edip boyun eğme. Onların arkasından düşüp zahmet çekme. Onlardan korkup titreme. Çünkü Sultan-ı Kainat birdir. Her şeyin anahtarı onun yanında. Her şeyin dizgini onun evindedir. Her şey onun emriyle halledilir. Onu bulsan her matlubunu, her istediğini buldun. Hadsiz minnetlerden, korkulardan kurtuldun. Yani düşünsene her şeyin kontrolü, her şeyin dizgini Allah'ın elinde ama sen çözümü başka yerlerde arıyorsun. Allah bir şeye kün diyecek, olacak ve o iş olmayacak mümkün mü? Değil. O zaman problemin kaynağı buymuş. Allah'a ol dedirtmekmiş. Çünkü ol derse olur. Ama Allah neye göre ol der? Onu memnun etmen, razı etmen, yalvarman, yakarman, niyazda bulunman gerekir. Evet kardeşlerim, Rabbim inşallah göğsümüze hiffet versin, inşirah versin, rahatlatsın. İnşallah bu videodan sonra da bir inşirah suresini şöyle bir Abdullah Altun kardeşimizin okuyuşunu bir dinleyin. İnşallah gönlünüz rahatlayacak. Tabii bu sohbeti dinledim, ya ben niye düzelmedim? Değil. Burada bir reçete yazıldı. Bu reçeteyi uyguladığımız zaman, Rabbimize yöneldiğimiz zaman, daha önce binlerce kez tecrübeye dayanarak söylüyorum. Her geçen gün biraz daha rahat. Biraz daha, zaten zaman da onu biraz azaltıyor. Zaman da o acıları azaltıyor. İnşallah gönlümüz hiffet bulacak ama daha sonra tekrar bir iniş olacak. Tekrar bir çıkış olacak. Tekrar bir iniş, tekrar bir çıkış. En sonda inşallah cennetini alırsa Cenab-ı Hak bizi. Orada işte hep çıkış. Hiçbir inişin, hiçbir acının olmadığı cennete gideceğiz kardeşlerim. Allah'a emanet olun. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elem neşrah leke sadrak. ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك بسم الله الرحمن الرحيم ألم صدق الله.